arkadaşlar, bugün Leica TS09 Plus ile geriden kestirme nasıl yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle sehpa kurulumumuzu yapıyoruz. Biz cihazımızı açtık. Düzecimiz gördüğünüz gibi bozuk. Şu şekilde çeviriyoruz. Hassas ayar vidalarından orta konuma getireceğiz. Burada da cihazın hassasiyeti var. Bu hassasiyet bizim için gayet iyi. Bu menüde devam diyoruz. Dosyamızı seçeceğiz öncelikle. Dosya diyoruz. Tekrar dosya. OK'ye basıyoruz. Poligon dosyamız. Devam diyoruz. Dosyayı ayarladık. Buradan geri geliyoruz. Programa giriyoruz. Kurulum. Dosyamızı seçmiştik. F4 başla diyeceğiz. Geriden kestirme yöntemi. Daha önceden koordinatla bağlantı yöntemini göstermiştik. Bugün geriden kestirme yapacağız. Devam diyoruz. Alt silgini 0. Burada durulan noktayı istediğiniz rakamı girebilirsiniz. İstediğiniz değeri verirsiniz. Bu durulan nokta aletin aşağıya dik olan noktasıdır. Yani yerdeki olan noktadır. Geriden kestirme yaptığımızda otomatik olarak cihazın olduğu konumu vermektedir. Alet yüksekliğini girmiyoruz geriden kestirmede. Gerek yok. İlk poligonumuzun adını yazıyoruz. Harf menüsüne geçtik. P rakama geçiyor. P1. Devam diyoruz. P1'e bitirelim. Burada EDM kısmına gelin. Bizim kullandığımız jalon mini jalon. Sola gel. Mini 17.5'luk. Burada dairesel var. Dairesel'imiz bu normal 1.30'luk jalon için seçiyoruz. Mini ama bizde mini ile kullandığımız için 17.5 kat sayısı bunun. O yüzden 17.5'ü seçtik. Devam diyoruz. Jalon boyumuz 0.10 santim. Şimdi hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda tutuyor arkadaşımız. Evet, burada ilk önce mesafe diyoruz. Daha sonra ölçüm ya da kayıt da diyebiliriz. Evet. Tekrar bir daha kontrol edelim. Oynamıyor. Kayıt diyoruz. Burada birkaç seçenek var. İkinci noktayı eklemek için F1 tuşuna basıp nokta ekleyi seçeceğiz. Ve bizden nokta numarasını istiyor. Diğer poligonumuzu gireceğiz şimdi. Diğer arkadaş da diğer poligona geçiyor şu anda. Diğer P2. P2 yazdık. Buna da devam diyoruz. Devam dedik. Şimdi hedefleyeceğiz. Jalon boyumuz aynı. Prizmamız yine 17.5 mm. Yine mesafe dedik. 16.090 16.091. Burada gördüğünüz gibi kot hassasiyeti 1 milim, pozisyon hassasiyeti 2 milim, yatay açı hassasiyeti de 0.0065 grad şeklinde. Bunu kabul ediyoruz. F4 hesaplıyoruz. F4 hesaplıyoruz. Buradaki görünen değerler aletin durulan noktasının hesabını yaptı şu anda geriden kestirme için. Ayar diyoruz. Cihazımız kuruldu. Şu anda cihazımız geriden kestirme yöntemiyle kurulmuş vaziyette. İstediğimiz yerde aplikasyon yapabiliriz şu anda. İyi günler. Teşekkür ederiz.